Yani şimdi demin senin de söylediğin gibi Abdullah'cığım, ben dedim ya, Trabzonspor futbolcular kendilerini yeterli görme acizinde dedim ya. Sen de dedin iyi forma giyemeyecek oyuncu sayısı çok diye. O zaman Şenol Hoca ne yapacak? Güzel bir beyanat verdi aslında geçenlerde. Kendi inandığı şeyi yapacak. Trabzonspor'u büyütemeyecek oyuncularla yolları ayıracak. Böyle radikal kararlar alacak. O zaman ve bunu da hemen yapmak zorunda. Çünkü böyle gittiği zaman ne diyoruz bak? Şenol Hoca da kaç hafta oldu? O da bir damgasını vuramadı diyoruz. Hala bir oyun formatında ve bireysel performanslarda bir değişiklik göremiyoruz. Hava kaybolmuş. Hadi havayı, şimdi havayı orada Şenol Güneş hocamız yaratamayacaksa başka kim yaratacak abi oranın çocuğu? Belli Uğurcan bir kariyeri var. Dert yandı işte son Göztepe maçı sonrası. Hem de sert de konuştu. Ya. Kimse top almak istemiyor diyor. Kimse kendini göstermiyor. Herkes saklanıyor diyor. Saklanarak da Trabzonspor'da oyun çok zor. Ya. En başta taraftarı kabul etmez. Tabii etmez. İçeride ben size söyleyeyim, bir anda çok garip maç izletebilir pazar günü taraftarı Trabzonspor'a. Ya vallahi bırak. İstediği oyun ortaya koymazsa taraftar anında rengini belli eder hocam Trabzon'da. Zaten yani mi? Eski başkan işte Trabzon'da kulağı çınlasın Ağoğlu Ahmet Başkan, su diyor burada 100 derecede kaynamıyor diyor. Daha erken kaynıyordu, öyle bir yer, öyle bir şehir. Yani bu dakikadan sonra eğer ki bu maçta Trabzonspor puan kaybederse ya da puanlar kaybederse yapacağı hiçbir şey kalmaz. O zaman oturacaklar hepsi beraber, yönetim, hoca, eski yöneticiler, bütün camia, taraftar da birleşerek ondan sonra bir planlama yapacak. Skorlara bakmadan doğruların yapıldığı bir yolda ilerleyip bu takımı kendine getirmeye çalışacaklar. Yoksa şimdi İstanbul takımlarının bütçesiyle bir değil Trabzonspor'un bütçesi. Onlar fütursuzca şov transferleri yaparken Trabzonspor'un kültüründe de bu yok. Tam onu diyecektim hocam. Trabzonspor'un asıl kültür altyapısı. Öz kaynakları değil mi? Öz kaynağı, hazine Trabzonspor. Öz kaynaklarına dönmek varken öyle başarılar yakalamışım. Bir de bunun ispatı da var. Sen şimdi İstanbul takımlarının yoluna gidersen o zaman bana göre yanlış yapar Trabzonspor. Yani bu kadar yabancıyı doldurmuşsun. Hocam zaten bu tabii günümüzün değil ama geçmiş yılların en büyük özeti. Yani ne zaman Trabzonspor kendi öz felsefesinden uzaklaştı, İstanbul takımları gibi transfer yapacağım, onunla ayakı, o raydan o zaman çıktı. Yani bu şimdinin yani sorunu İstanbul değil. Hocam siz o öz kaynağın işte ürünüsünüz yani tabii. Siz, o gün hoca, Hami hoca tabii. Ve daha niceleri yani Şenol hoca, hakeza, tabii. O günün öz kaynağı. Yani hamdocılara kadar herkese gideriz. Herkes öz kaynağı. O zaman Burak'cığım hep söylüyorum bak bizim oynadığımız dönemde statüde şöyle bir şey vardı. 8 tane yerli 3 yabancı oynuyordu. Evet. Şimdi, artı 3 zamanı. Şimdi yabancı serbest. Bazen programda yabancı oyuncular o kadar çok oluyor. İsmini unutuyoruz biliyorsun. Ya ez cümle şunu söyleyeyim. Büyük bir maç. Trabzonspor daha yaralı. Biliyorsun yaralı durumlarda insanlar reaksiyon gösterir. Tabii. Şey anlamda. Bütün canlılar yaralıyken. Evet. Ben mantıken böyle bir reaksiyon %100 bekliyorum. Çünkü Trabzonspor Fenerbahçe maçları Trabzon'da farklı oynanır. Ama gerçekte de şöyle bir realite var. Fenerbahçe şu anda güç olarak, oyun olarak daha önde. Maçın favorisi Fenerbahçe. Yani, tabii kağıt ama üzerinde kağıt öyle. Kağıt üzerinde öyle ama mantık tabii pratikte öyle. İşler değişir. Çünkü anlık performanslar çok önemli oluyor. Pazar günü 7 ile 9 arası bakarsın Trabzonspor takımı ekstra performans, seyircinin desteğiyle bir performans sergiler. O zaman farklı şeyler konuşuruz. Ama dediğin gibi kağıt üzerinde şu an. Sen Galen maçı galiba değil mi? Evet. Nereye gelmek istiyorsun? Trabzonspor'da mesela bak o maçta bir kıpırdanma gördük. Evet. Hem oyuncu bazında hem takım oyunu olarak yani. Şimdi acaba mı dedirttirdi Trabzonspor dedi ki kendine geldi mi? Ama mesela o devam etmedi. Ya hocam ben bu Trabzonspor'u biz burada yorumluyoruz. Süreler kısa oluyor bazen.
konuştuğumuz tek şey şu. Uğurcan Çakır olması. Başka bir oyuncu hiç konuşmuyoruz. Yani oyuncular o kadar formsuz ki iki veya üçüncü bir oyuncuyu söyleyemiyoruz yani. Şu çünkü Trabzonspor'da oyun yok. Olmayan oyun gelişmeyeceğine göre oyuncular da gelişmiyor. Dolayısıyla kötü bir oyun ortaya çıkıyor. Maalesef hocam şimdi enteresan oyuncu kimlikleri transfer edilmiş. Daha derin bir konu da. Ya hocam bir orta saha oyuncusunun sürati olmaz, hızı olmaz ama akıl olarak hızlı düşünür. Ya Trabzonspor'da aynı profilde 3 tane oyuncu var. Şenol Hoca nasıl bir orta saha kurgusuyla çıkacak ki oyunu çözecek, galibiyete getirecek ki futbolda orta saha biliyorsun en önemli yer. Omurganın tam merkezi. Yani değiştiriyor, onu değiştiriyor, bunu değiştiriyor. Mendy stoperi alıyor. Mecburiyetten alıyor ya hocam. Rakibin oynadığı santrofor profilinden değil. Mecburiyetten alıyor. Ama iki tane... Ama hala çözüm bulamıyor. Çünkü neden? Şenol Hoca büyük takım oyunu oynatmaya çalışıyor. Ama bu oyuncular büyük değil ki. Bu oyuncular büyük değil ya. Yani. Manşetlik cevap Şenol Hoca da bunu, tabii. Ama Şenol Hoca da bunu da görecek yani. Ya onun için dedim ya hocam. Benim mahkumuma devre arasına kadar transfer dönemi yok. Oyuncu grubu bu. Burak'cığım bireysel olarak böyle bahsettiğimiz kadar kötü değil Trabzonspor kadrosundaki oyuncular. Ya hocam. Ama. Öyle mi diyorsunuz? Ben öyle diyorum. Ama şimdi iki tane stoper özelliği olmayan adamı koyarsan. Ne öyle Armstrong'la Mendy'yi. Yani. Orada önünde da onlar Okay, zafiyet, Ozan, zafiyet formsuzluğu veriyor. Eklenince. Şimdi bu adamlar amil takımımızda forma giymiş. Her takıma lazım oyunculardı. Onlar da şimdi sivikler. Onlar da benliğini kaybetmiş. Ya aksine ya. İki haftadır bence Manchester artı Bodrum maçlarını düşünürsek Fenerbahçe'nin oyunu değişmeye başladı. Kadro tercihleri olarak, anlayış olarak. Mesela Manchester maçının bir 60 dakikasını düşünüyorum. Tabii canım. Fenerbahçe, bu sezonun iyi bir Fenerbahçe'si. Tabii var. Burak geride olmasına rağmen değil mi topa sahip oldu. Oyunun büyük bir bölümüne hükmetti ve pozisyonlara girdi. Bodrum maçında da hocam yeterli skoru aldı. Yeterli oyun karşılığında. Hafif hafif biraz Jose Mourinho'nun senin dediğin gibi yani önce savunma tedbirini bilmiyorum. Hafif hafif bırakıyor sanki. Neden? Ama bırakıyor şuradan da anlıyorum. Çift santrofor oynadı. Tabii Bodrum maçı. Hiç mesela görmedik mesela. Ha Bodrum'un kalite tabii sıkıntısından dolayı da tercih edildi. Kabul ediyorum. Ama sonuçta biraz ön alanda oynamaya çalışan Fenerbahçe var. Bunları da düşünmek lazım sonuçta. Ha Trabzon'da tercih ederim. Onu da ayrı konuşmak lazım. Yani çifti bilmiyorum ama ben çok tercih edeceğini zannetmiyorum. Ya aslında Fenerbahçe takımının kadro kalitesi her zaman oynayabilir çift forvet. Yani tek ön kontrol oyuncusuyla oynarsın. 4-1-3-2 ile Fenerbahçe takımı çok rahat oynar. Hocam şöyle yapalım. Fakat dediğiniz noktada bir virgül koymanızı rica edeyim. Saatim daralıyor çünkü bir reklama da gitmemiz lazım. Bir bandımız var onu ekranlara getireyim. İkinci bölümde bu fakat unutmayalım. Tamam. Buradan devam edelim.